ŞEHR-Ü RAMADANEN LEZİ UNZİLE FİHİL KUR'ANU HUDEN LİL NÂS Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Değerli arkadaşlarım, bizim bulunduğumuz ay öyle bir aydır ki başı rahmet, ortası mahret, sonun son günleri ise cehennemden kurtuluş içindir. Ama insan oğlunda bir hastalık var. Bu Allah'ın rahmetinden insanı uzaklaştırır, mağfiretinden mahrum bırakır ve onu cehenneme götürür. Bunun adı da kibirdir. Birçok insan kibrin ne olduğunu bilmez. Ama bu çağda Allah-u Teala -ta tarafından gönderilen Hazreti Vâdilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselatü Vesselam kibrin ne olduğunu çok güzel bir şekilde açıkladı. Ben onun söylediklerini size okuyacağım. Böylelikle hepimiz kibrin ne olduğunu öğrenmiş olacağız ve kibirden korunmak için şaba gösterebileceğiz. Vâdilen Mesih Aleyhisselatü şöyle diyor. Ben cemaati Kibirden sakınmalarını nasihat ediyorum. Çünkü kibir Allah indinde pek çirkin bir şeydir. Siz kibirin ne olduğunu bilemeyebilirsiniz. Bundan dolayı kibirin ne anlama geldiğini benim açıklamalarımdan anlamaya çalışın. Çünkü ben Allah'ın ruhu yani vahiy ile konuşuyorum. Akıl, ilim, ve hünerde kardeşinden ustun olduğu için onu hakir gören kibirlidir. Çünkü böyle kimse akıl ve ilim kaynağı olarak Allah'ı kabul etmez ve kendini bir şey zanneder. Acaba Allah onu delirtip kardeşini daha akıllı, bilgili ve hünerli yapmaya kâdir değil midir? Aynen bunun gibi malı, mülkü, mevki ve şanından dolayı kardeşini hakir gören kibirlidir. Çünkü o mal ve mevkinin Allah tarafından kendisine verildiğini unutmuştur. O kördür. O Allah'ın birden felak felaket indirip onu esfelü ne düşürüp hakir gördü kardeşine daha çok mal mülk vermeye kadir olduğunu bilmez. Aynı şekilde beden sağlığı, güzelliği, çekicili ve gücüne güvenerek böbürlenen, alayı ve istihza yoluyla kardeşini hakaret edici ad takıp, onun bedeni eksikliklerini dile getiren kimse de kibirlidir. O vücudunu birdenbire kardeşininkinden daha kötü bir hale getirebilecek olan Allah Allah'tan habersizdir. Çünkü dilediğini gerçek gerçekleştiren Allah beden eksikliklerinden ötürü hakarete uğrayan kimseyi sağlığa öylesine kavuşturur ki vücut güzelliği ve sağlığı uzun bir müddet hiç eksilmez. Aynen böyle kendi gücüne güvenip dua etmekte tembel olandaki da Çünkü o çünkü o güç ve kudretin gerçek kaynağını tanımamakta ve kendini bir şey zannetmektedir. Ey benim aziz cemaatim, eğer Allah indinde herhangi bir acıdan kibirli sayılmak istemiyorsanız, o zaman söylediklerimin hepsini hafızanıza yerleştiriniz. Çünkü biriniz Allah indinde bir cehitten kibirli sayılabilir ve bundan habri bile olmaz.'' kardeşinin söylediği yanlış bir kelimeyi kibirle düzelten, o, onun sözünü tevazuyla dinlemeyip ondan yüz yüz çeviren ve yanında oturmakta olan fakir kardeşinden hoşlanmayan herkes kibirlidir. Dua edenle alay edip dalga geçen, Allah'ın gönderdiği ve memur ettiği kişiye yani vadilden Mesih'e tam olarak içtenlikle itaat et, etmek istemeyen, onun sözlerine kulak asmayan ve onun yazdıklarını dikkatle okumayan kimse de kibirlidir. Bundan dolayı ev halkınızla birlikte nicat bulasınız ve helak ol, olmayasınız diye kibirin bir zerresinin bile içinizde bulunmaması için çaba gösteriniz. Allah'a yönelin و انسانن بو دنیا دا بیرینی ن قدر سیو مسی ممکن او قدر چوک اللہ سیون و انسانن بو دنیا دا بیریند دن نیک قدر کورکمس ممکن او قدر چوک ربی نژدین کورکن ایر اللہ ن سج میرحمت اتم استیور سانز او زمان قالبی پاک نیتی درست ارادے سی ترتمیز واض و صاحبی مسکین و شر سے اسکیم سے صلی اللہ مسل علامہ محمد انعل محمد